Herkese merhaba. Euro Yavru Pet İlan Sitesi olarak bu videomuzun konusu köpeklerde görülen düşmanca davranışlar. Şimdi bu düşmanca davranışlar hiçbir zaman sebepsiz yere olmaz. Köpeklerin belli bir yapıları var, belli bir korudukları şeyler var, belli bir sosyal davranışları var. Bu sosyal davranışlara göre düşmanca davranışlar sergiliyorlar ve insanlar gibi nedensiz değiller. Kesinlikle bir nedenleri var. Birincisi, köpekler sahiplerine küçük ya da büyük ırk olsun, herhangi bir tehlikeli durumda aşırı derecede korumaya meyillidir. Ayrıca bu kendi sahip oldukları oyuncaklar olabilir, kendi yaşadığı alan olabilir. Buraya tanımadığı bir canlı yaklaştığı zaman agresyon gösterebiliyorlar ve bunu da ciddi anlamda yapabiliyorlar. Hani bir köpeği küçük boyutlu olarak görüp size bir şey yapamayacağını düşünmeyin. Küçük bir köpek bile size saldırırsa, ısırırsa ciddi anlamda canınızı yakacaktır. O yüzden köpeklerin alanlarına, sahiplerine, sevgilerine ve oyuncaklarına, sevgilerine saygılı olmak gerekir. İkincisi, birden fazla köpek bir arada yaşıyorsa burada bir hiyerarşi söz konusu. Tabii ki herkes hiyerarşide yükselmeyi istediği için köpekler arasında buna teşebbüs edenleri hiyerarşinin tepesindeki köpek mutlaka şiddetli cezalandırıyor ya da bir üst durumda olan köpek cezalandırıyor. Ya da alttaki diğerini alt edip üst pozisyona geçiyor. Bunlar her zaman düşmanca ve şiddet davranışlarıyla oluşuyor. Bu da köpeklerin doğalarında var. Üçüncüsü, genellikle köpeklerde aynı cinsler bir arada olduğu zaman çok fazla anlaşamıyorlar. Cinsiyetler arasında sık sık böyle düşmanca davranışlar ortaya çıkar. Özellikle iki tane erkek köpek mutlaka birbirine iyi anlaşıyor gibi gözükseler de belli dönemlerde belli zararlar veriyorlar. Bu düşmanca davranışları gereksiz olanları özellikle, yani nasıl söyleyebilirim bunu, işte köpeğinizi dışarıda gezdiriyorsunuz, her gördüğü köpeğe, kediye saldırdığını varsayalım ya da insana, bunu tabii küçükken sosyalleştirmemekten kaynaklanıyor. Ama zamanla bunu düzeltebilirsiniz, büyükse köpeğiniz. Fakat bunda bir eğitmen yardımı almanız çok daha doğru olacak. Çünkü sizin bunu hemen yapamazsınız ya da sizi çok uğraştırması gerekir. Bunun dışında köpekler bir de yiyecek için kavga ediyorlar tabii ki. Buna çok dikkat etmek lazım. Hani birçok köpek yemeğini bir başkasıyla paylaşmak istemez bir başka canlıyla. Ama bu şu şekilde aşılabiliyor. Eğer evdeki köpeklerinizi ayrı mama kabında koyarsanız ve yeterince mama koyarsanız, çok aç olmazlarsa birbirlerine saldırmayabilirler. Hatta bazı ırklar, burada yine ismini vermeyelim, internetten görebilirsiniz. Sahipleriyle bile yemek konusunda sahibini bile ısırabilir, önden yemeğini almaya çalışırsa vesaire. Bunun dışında da köpeklerin başka bir agresyon davranışları durduk yere olması. Ha, bir de ekleyeceğimiz bir şey var. Psikolojisi bozuk köpekler var. Bunlara yapabileceğiniz bir şey yok. Bunların geri dönüşü yok. Bunun temel nedeni de küçükken köpeğin gördüğü şiddet, sürekli bağlı kalması, hiçbir şekilde hareket ve eğlence alanı bırakılmaması buna neden oluyor. Zaten internette de görürsünüz. Köpek bakarsanız belli videolara. Köpek bağlıdır sürekli, hiç oradan çıkarılmıyordur. Her gördüğünde saldırır, hem de ciddi anlamda saldırır. Çünkü kendinizi onun yerine koyarsanız, sizi çok kısıtlı bir alanda hapsettiklerini de zamanla sizin de psikolojiniz bozulacaktır. Videomuz bu kadar. Euroyavru.com'da pet ilan sitemize girerek sahiplendirmek istediğiniz köpek ya da kediniz varsa ücretsiz olarak ilanını verebilirsiniz. Ya da sahiplenmek istiyorsanız da sitemize ilan veren kişilerin ilanlarına bakarak onlara ulaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.